Crochet Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bu gördüğünüz küçük karecikli battaniye modelini anlatacağım bugün size. Battaniye diyorum ama bundan atkı da örebilirsiniz. Başka işlerinizde de kullanabilirsiniz. Oldukça kolay bir model. Buradan bakıldığında zor gibi gözüküyor ama oldukça kolay. Yalnız birkaç tavsiyem olacak size. Bu model biraz sert bir model. Eğer küçük numara tığla örerseniz, ben burada 3 numara tığ kullandım, bebe ipi ile ördüm ve biraz sert oluyor. Bu yüzden bebe ipi ile örecekseniz 4 numara tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir numara daha büyük tığ kullanın. İpiniz için ideal olan tığdan bir numara daha büyük tığ kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimizi altın katları şeklinde atalım. Yanına da 4 zincir daha ekleyelim. Altının katı zincir ve yanına 4 tane daha zincir. Ben burada mesela 28 tane zincir üzerinde göstereceğim size. 24 altının katı biliyorsunuz. Yanına da 4 tane ekleyince 28 oluyor. Çift katla zincirimi çekiyorum. Çünkü böylece üzerinde ilk sırada çalışmak daha kolay oluyor. 3 tane zincir çekiyorum başlarken. Hemen ilk boşluğa 3 seferde yukarıya çıkacağım bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 seferde yukarı çıkıyorum. Yani 2 seferde değil, normal ikili trabzanda olduğu gibi 3 seferde yukarı çıkıyorum. Zincirimle beraber 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanım oldu burada. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Arada 2 boşluk bırakıp 3.'ye battım. 2. 3. ve yine 4. Aradaki zincirlerin sayısının çok olmasının sebebini birazdan anlayacaksınız. 1, 2, 3, 3. boşluğa yine 4 zincir çekerek arada 3. boşluğumuza 2 boşluk atladık. 3. boşluğumuza 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Böyle bu şekilde bu sırayı bitireceğiz. Aralara 4 tane zincir çekeceğiz ve 4 tane ikili trabzan yaparak ilk sıramızı tamamlayacağız. İlk sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırada neler yapacağımızı anlatacağım size. Ve ilk sıramızı böyle bu şekilde 4 tane 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan 4 zincir çekerek böyle tam olarak tamamladık. Şimdi renk kullanımına gelecek olursak burada 3 renk kullandım. 3 renk kullanma sebebim 2 renk de kullanabilirsiniz ama 3 renkle daha güzel oluyor ve böylece ipi kesmemek zorunda kalıyorsunuz. 2 renkle kullanırsanız her seferinde ipi kesmeniz gerekecek. Çünkü buradan başka bir renkle gidip bitirdiğinizde bu rengi tekrar buraya almanız gerekecek. Onun için de kesmeniz gerekecek. O yüzden 3 tane renkle devam etmenizi tavsiye ediyorum. 3 ayrı renkle. Şimdi şöyle mavi rengimizi alalım. Evet, mavi rengimizi aldık. Şimdi şöyle tutuyoruz ve ipimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde böyle. Şöyle ipimiz burada kalıyor. Bunu da böyle koyarak yok edeceğiz şimdi. Her seferinde renk değiştirmeyin. O yüzden 3 renk kullanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. 6 zincir çektikten sonra bakın şu aşağıdaki ilk zincirimizin içine bir tane ikili trabzan. Yine aynı boşluğun içine. Burada arada 2 tane boşluk atlamıştık ya. Oradaki her boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 Böyle bu şekilde bakın aşağıya 2 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane zincir çekmemizin sebebi şu. Eğer 3 tane ya da 2 tane zincir çekerseniz bunlar böyle birbirini kasıyor ve birbirine bitişik oluyor. Üzerine trabzan yaptığınızda alttaki renk kayboluyor. Alttaki karecikler kayboluyor. O yüzden 4 tane zincir çekmeniz en doğrusu. Şöyle. Bakın burada gri ipimiz kaldı. 3. sırada buraya, 4. sırada buraya döneceğiz.
ve bu ipi tekrar kullanacağız. 4. Yine alttaki zincirin içine, her bir zincirin içine 2 tane ikili trabzan yaparak çıkıyoruz. Bu şekilde. İki. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört yapıyoruz. Şuraya batıyoruz ve çıkıyoruz. İpimizi kesmiyoruz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Siyah, beyaz ve gri ile çok güzel olabiliyor. Şimdi siyah koymadım buraya, renk olarak maviyi düşündüm. Çünkü siyah izlerken anlamanız zor olabilir diye. Burada ipin rengini değiştiriyoruz. Bir, iki tane zincir çekmemiz yeterli. Çünkü aşağı ineceğiz. Bakın şimdi burada yaptığımız her bir trabzanın üzerindeki boşluğa bir kere batmak. Baştaki zinciri birinci trabzan olarak kabul ettik. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Yine buraya en baştaki trabzanın, bakın en baştaki trabzanın üzerindeki boşluğu iyi belirleyin. Çünkü eğer en baştaki trabzanın üzerine batmazsanız oradaki trabzanlar kayboluyor. Mesela gri renk hafif kalıyor, aşağıda gözükmüyor. O yüzden her bir trabzanın üzerindeki boşluğa batmaya özen gösterin ki alttaki trabzanlar da kendini göstersin. Bakın bu renkler de gayet güzel uyumlu oldu. Erkek bebek battaniyesi için olabilir. İki, üç, dört. Klasik bir bebe ipiyle, herhangi bir markanın bebe ipiyle örebilirsiniz bunu. Kalın bir iple örmeyin. Neden örmeyin? Çünkü zaten ip, pardon model, biraz ördükten sonra kalın ve sert oluyor. İp de kalın olursa, yani çok kalın, bayağı sert bir şey olur. Yani battaniye için uygun olmaz. Hele bebe battaniye, bebek battaniyesi için hiç uygun olmaz. O yüzden ipinizi bebe ipinden fazla kalın tutmayın. Tığınızı da 4'ten aşağı tutmayın. 3,5-4'ten aşağı. Gerçi herkesin örme şekline göre değişir. Bazı insanlar da gevşek ördüğü için 3,5 da olabilir. Ama bakın ben şimdi 3 ile örüyorum. Biraz sert oluyor açıkçası. Dört. Üçüncü sıramızı da burada bitirdik. Tekrar gri renge geçeceğiz. İşte bu yüzden kesmedik. Bakın gri renge geçerken şimdi burada kesmemiş olmamız bir avantaj. Her seferinde kesip düğümlersek görüntü çok çirkin olur. Gerçi yandan oya geçerseniz tabii ki o çok belli olmaz ama yine de böylesi daha pratik. 4, 5, 6. Hemen mavinin üzerindeki ilk boşluğa batıyoruz. 2. Daha çok renkle de yapabilirsiniz ama dediğim gibi her seferinde kesmek zorunda kalırsınız. Bu model için 3 renk çok ideal. 5 ile de yapabilirsiniz. 6 ile de fark etmez ama evet, modelimiz bu şekilde ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi şu gri sırayı bitireceğiz. Buradan maviyi alacağız. Mavi ile devam edeceğiz. Sonra buradan tekrar beyazı alacağız. Beyaz yine burada kaldı. Beyazla devam edeceğiz. Peki kenarlar ne olacak? Bakın şimdi mesela burada kenarların böyle bir görüntüsü oluşuyor. Her seferinde ipi yukarı aldığımız için.
Buradan ipi yukarı alırken, bakın gri ipi yukarı aldık ya, şuradaki ip mesafesini iyi ayarlayın. Çok sıkarak alırsanız böyle battaniye sıkışır burada. Belli bir aralıkla alacaksınız. Buradaki mesafeyi iyi ayarlamanız gerekiyor. Yanlara nasıl bir oya yapabilirsiniz? İlk başta hemen şuradan göstereyim burada ne yaptık. Bakın şuradan hemen öylesine gösteriyorum size. Şöyle yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çekip her bir boşluğun içine kenarda bir trabzan geçin ilk önce. Trabzanı da bence 3 seferde ya da 2 seferde değil, yarım trabzan şeklinde geçin. Böyle bu şekilde. Bakın her bir kareyi 2 tane doldurdum. Bakın beyaz karenin üzerindeyim. Beyazın olduğu bölüme 2 tane yarım trabzan yaptım. Yarım trabzan dediğiniz ikili trabzanı tek seferde yukarıya çekmek. Böyle bu şekilde tek seferde yukarıya çekin. Önce şöyle bir kenar oluşturun battaniyenizde. Sonra üzerine dilediğiniz renkte oya yapabilirsiniz. Ya da böyle de bırakabilirsiniz. Bunu ikili trabzan şeklinde 2 defa yukarı çekerek de daha kalın tutarak da güzel bir oya yapmış olursunuz. Yani sade bir şey istiyorsanız. Bakın böyle. Her bir karenin içine 2 tane yarım trabzan yaparak bu şekilde bir oya yaparsınız. Şimdi beyaza geçtik. Onun da içine 2 seferde yukarıya çıktığımız. Baktınız eğer ipiniz daha ince ise 2 seferde yukarı çıkmak yanları kastı. Yani az geldi. 3'e çıkarabilirsiniz sayıyı. Benim ipim gördüğünüz gibi orta kalınlıkta. O yüzden 2 tane trabzan yapmak yeterli oluyor. Bakın bu oya da çok basit, çok sıradan ama çok güzel duran, sade duran bir oya şekli. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.